sevgili değerli canlar, dostlar merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta Din Alimleri adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Her sefer Ferisi cemaatinden, mezhebinden geliyorlar. İsa'yı sınamaya çalışıyorlar, imtihan etmeye çalışıyorlar. Bazı şeyleri söylettirmeye çalışıyorlar. Bazen Saduki mezhebinden, cemaatinden geliyorlar. Bazen şeriat hocaları, bazen din alimleri, bazen o dönemin tırnaklar içinde imamları, yani Beytül Makdis dediğimiz mabette din görevlileri. Yani bunlar dinbaz. Dinbaz ne demek? Yani biliyorsunuz canbaz, sihirbaz var. Yani gösteri yapan. Bunlar dinbaz. Yani gösteri yapıyorlar. Ve İsa'yı her zaman kötü bir şey söylettirmeye çalışıyorlar ki onu kötü göstermek istiyorlar. Yani bak İsa ne demiş filan demek istiyorlar. Yani köşeye sıkıştırmak istiyorlar, yanlış bir şey söylettirmeye çalışıyorlar falan. İsa her zaman güzel bir cevap veriyor. Şimdi bu deyişte yani, esin aldığım İncil bölümünde İsa diyor ki bu şeriat hocaları ve ferisilerin Musa'nın şeriatını tefsir etmeye yetkili oldukları doğrudur. Bu minvalde size dedikleri şeylere riayet edin. Dediklerini yapın. Yaptıklarını yapmayın. Hani derler ya, imamın dediğini yap, yaptığını yapma. Tam bu durumda geçerli olan bir söz. Çünkü diyor, kendi dediklerini kendi yapmazlar. Çok ağır dini yüklerle insanları ezerler. Ezerler. Fakat kendileri bu yükleri hafifletmek için parmaklarını bile oynatmazlar. Yaptıkları her şey gösteriş amaçlıdır. İçinde ayetler olan muskalarını büsbüyük, elbiselerinin püsküllerini upuzun yaparlar. Bu püskül olayı nedir biliyor musunuz? Yani o dönemin dindar Yahudileri şeriatın emirlerini unutmamak için püsküller dikerlerdi kendi elbiselerini. Ama bunlar upuzun yapıyorlar. Yani bak biz ne kadar dindarız, biz şeriata çok bağlıyız, çok önem veriyoruz gibi bir izlenim vermek istiyorlar. Bir intiba bırakmak istiyorlar. Ziyafetlerde, baş köşelerde, sinagoglarda, onur konuğu yerlerinde oturmaya aşırı meraklılar. Sokakta, çarşıda insanlar onları hürmetle selamladılar mı? Hocamız diye çağırdılar mı? Bundan müthiş zevk alırlar. Zevkten dört köşe olurlar. Ve bunu değiş haline getirdim, sizinle paylaşmak istedim. Yaptıklarını yapmayın.
erenler dediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Erenler dediklerini yapın ama yaptıklarını hiç yapmayın. Ama yaptıklarını kesinlikle yapmayın. Örnek almayın onları. Evet, eğer beğendiyseniz lütfen o beğendim düğmesini bir tıklayın. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine aynı konuları konuşmak üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.